Bakın burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada demin söyledi Sayın Megin. Bakın burada devlet aslında omurgasıyla ayakta. Önemli olan şu. Devleti ayakta tutan platformları hızla kesiyoruz. Eğer tümünü kesersek bu da adalettir. Buradan Türk herkese uyarır. Yani bugün siyasi iktidar başarabilse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlarını doğaya sürer, o kararı değiştirir. Tamam mı? Yani en son verdiği kararla ilgili olarak o kararı değiştirir. Oysa biz 2016-2017'den beri diyoruz ki FETÖ ile mücadele böyle olmaz. Hadi nerede bu FETÖ borsası ile ilgili bu kadar haberler yapıldı? Nerede soruşturmaları? Gaziantep'inde, Konya'sında FETÖ'cüler dediler mallarını el koydukları insanlar var. Neredeler? Neredeler? Niye onlar yargılanmıyor? Ali Taşkesen'de bir örnek. Bunun gibi binlerce örnek sayabiliriz. Bir AK Parti il başkanı, İzmir il başkanı öldürüldü ve onun soruşturması yok ortada. FETÖ borsası ile ilgili. Bununla ilgili milyonlarca case var, dava var ve hiçbirisinin üzerine gidilmedi. E şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Bakın şimdi avukatlık yapıyorum ben. Bana vatandaş geliyor diyor ki kimi tanıyorsun? Kime ulaşabilirsin? Ne kadar güçlüsün? Eğri oturup doğru konuşalım arkadaşlar. Kimse bu ülkede adalet istemiyor. Adalet istemezseniz devletinizi de kaybedersiniz. Bu kadar da ne söyleyeyim? Adaleti isteyeceksiniz ve devletinize sahip çıkacaksınız. Hocamın söylediği gibi sadece oy vermek değil. Vergi verirken verginin hesabını sormak, nereye verdiğini bilmek, yapılan yolsuzluklara karşı çıkmak, bununla ilgili mücadele etmek. Erkan Baş bir mücadele veriyor. Dün Kemal Kılıçdaroğlu bir mücadele veriyordu. Bu mücadelenin arkasında ya ne oluyor diye silkinip artık sadece bu ülkenin başkalarına değil ama topyekun olarak kalkınmamız için bir yere gelmemiz gerektiğini, birilerinin sorgulaması gerektiğini düşünüyorum artık. Siz mesela muhalif kimliğinizle adliyeye gittiğinizde farklı bir muameleyle karşılaşıyor musunuz? Yani sizin bir dava kazanmanız daha mı zor diğer avukatlara? Güzel bir soru aslında. Tam tersi. Neden? Tam tersi şöyle oluyor. Kirlenmediğim için aslında adliyelerde saygı gördüğümü söyleyebilirim. Yani AK Parti'nin alınan yargıda demin biraz konuya girdiniz aslında. Şimdi yargının içindeki kliklerle ilgili de büyük sorunlar var. Yok hak yolcusuydu, yok menzilcisiydi, yok ülkücüsüydü. Kardeşim yapmayın hakim savcılara bunu diyorum, anlatamıyorum. Ama bunu dediğim için bu şekilde anılmak zorunda kalan, yanaşmak zorunda kalan hakimlerin bile bundan bıktığını biliyorum. Yani bugün ülkücü olarak anılan hakimler de bundan bıktı. Çünkü yarın bir şey değiştirir, iktidar değiştirir, dara düşecek bu adam. Dünkü düştükleri gibi. Dün biz onu gördük. O FETÖ'cü hakim savcılarının böyle tespitlerle ortalıkta gezdiği dönemde benim odamın mesela şeyi yapılmıyordu. Başsavcı benim odama mobilya vermiyordu. Yani böyle de mobbinglere maruz kaldım ben yani. Sen farklısın diye. Biz her dönem muhalifiz İpek Hanım. Yani muhalefet gelse de muhalifiz. Biz çünkü aslında biz neden muhalifiz? Biz adalet tarafındayız. Ben bugün Cumhuriyet Halk Partisi işte mecliste hakim savcı seçimiyle ilgili iktidara teşne oldu. E dedi biz İYİ Partili hakim savcılar seçilsin kurula. CHP'li hakim savcılar seçilsin. Kudurdu. Yanlış. Kardeşim. Uşan Bey, biz gelince muhalif olmaya devam edin. Biz sizden asla rahatsız olmayacağız. Bakın sizin gözünüz... Hep gelmeden öyle diyorlar. Ama hiç... bir dakika. Ama bizi daha gelmeden görmediniz. Gelmeden öyle bizi diyorlar, görmediniz. Gelince bakın, öyle olmuyor. Muhalefet ışık tutar, yol gösterir. Hakikaten demokrasilerde iktidar hep vardır. Ama muhalefet tabii mutlaka çok olmalıdır. Önemli, çok güzide. Asıl gerçek muhalefet. Çok doğru söylüyorsunuz. Sadece demokrasilerde muhalefet vardır. Peki. Demin çok büyük bir tehlikeyi işaret etti. İşte o muhalefet kalkıyor. Bunun dünyada örnekleri çok fazla var. Yani orada sadece görüntüde muhalif olan, iktidarın hiç değişmediği bir sisteme doğru gidiyoruz. Bir siyasi parti Türkiye'de kendiliğinden bir devlet olduğunu söylemeye başladı. Evet. Büyük bir kibirle bunları yaşıyorsunuz biliyoruz. Hepimiz yaşıyoruz. Evet. Büyük bir kibirle ben söylüyorsam yaparımı 20-22 yıldır yaşıyoruz. Büyükelçi il başkanı gibi davranıyor. Tweet atıyor Jakarta. Adam. Ya Jakarta değil mi? Gibi değil. İşte bunlar işte evet. Bir siyasi partinin evet. Devletleştiği. Ey halkı buna izin verme. Eğer izin verirsen kötü bir yere gidersin. Evet. Bunu anlamazsak bitmeyecek iş olay diye düşünüyorum. Biraz